Nureddin Zengin'in rüyası. Berzah alemi renk ve televünleriyle şehadet alemine çok benzemektedir. Bu itibarla manaya perdesiz açılabilen ve berzaha muttali olanlar Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanlarının şuuruna daha çabuk varırlar. Varır ve anlarlar ki her şey maddeden ibaret değildir. Belki insan maddenin bitip tükendiği yerde madde ötesi bir alemle münasebete geçmektedir. Böyle bir münasebet sayesindedir ki bazı kimseler ileride olacak şeyleri ve uzak bir istikbalde vuku bulacak hadiseleri rüya ve hissi kabli vuku ile çok önceden görüp müşahede edebilmektedirler. Nebi nübüvvet kürsüsünde, veli velilik ufkunda ve daha başkaları kendi müşahede buğdunda bunu anlatmakta ve bize maddi ötesi alemden mesajlar sunmaktadırlar. Haçlılar karşısında amansız bir mücadele veren Şam Atabeyi Nureddin Zengi, Büyük bir mücahiddir. İşte bu büyük mücahit bir gün rüyasında peygamberimizi görür, efendiler efendisi ona çirkin yüzlü üç insanı gösterir ve Nurettin beni şu habislerden, kötü insanlardan kurtar buyurur. Bunu duyan Nurettin Zengi hiç durur mu? Yatağından fırlar ve yola revan olur. Maiyetiyle beraber Şam'dan Medine'ye tam 16 günde varır. Medine'ye varır varmaz da, yanına gelen herkese bahşiş vereceğini ilan eder. Bütün Medine halkı önünden geçer fakat Allah Resulü'nün işaret ettiği siret ve suretleri o menhus adamları gelip geçenler arasında göremez. Başka kimsenin kalıp kalmadığını sorar. Ravza-i Tahire'nin hemen karşısındaki küçük kulübede oturmakta olan üç tane Mağriblinin gelmediği anlaşılır. Derhal adamlarını gönderir ve şakileri huzuruna getirir. Bakar ki rüyasında gördüğü aynı şahıslar. Hemen küçük kulübeyi teftiş eder, artık iş anlaşılmıştır. Bu üç şaki Allah Resulü'nün mübarek naaşını çalmak ve onu Hristiyan diyarına kaçırmak için vazifelendirilmiş üç adi casustur ki kulübeden ravza Tahire'ye doğru bir tünel kazmakla meşguldürler. Suçlarını itiraf ederler. Nureddin bu alçaklara layık oldukları cezayı verir ve sorumluluğunu yerine getirir. Daha sonra da Ravza-i Tahire'nin Dört tarafına derin hendekler açtırıp erimiş kalay ile doldurur. Böylece Nureddin'in gördüğü rüya bütün bir İslam alemi için peygamberlerinin naşını kaybetmek gibi önemli bir hadiseden kurtarmış olur.